Evet arkadaşlar ben elbise robamın ön kısmını da 9 sıra ördüm askımın bir tanesini yaptım ekledim yaka kısmını diğerini de sizlere göstereyim şu kısımda ipi kesmeden yaptığımız için arkadaşlar şurada kestiğimiz için şuradan göstermek istedim ben sizlere bakın tekrar arkadan ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. 1 2 3 3 tane zincirle. Hemen yaptığım kare kutucuğumun içine 2 tane çiftli trabzan doluyorum. Şu ipimi de arada yürütüyorum. Tekrar bu şekilde 9 tane kutucuğumuzu ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. sayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olmuş arkadaşlar 9 tane ördüm şimdi arkaya dönüyorum 1 2 3 3 tane zincir hemen şuradan bir tane ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir bir atla bir şu kare boşluklarımızı yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar 12 sıra yapıp ekleme yerinde göstereyim ben sizlere. Evet arkadaşlar ben 12 sıra tamamladım. Geldim ekleme yerime. Ekleme yerimi şimdi göstereyim sizlere nasıl eklen eklendiğini de. Kaydırma tekniğiyle arkadaşlar tek kanadından ekliyoruz. Bakın şöyle yakın alayım. Bir oradan bir önden bir arkadan aldım kaydırma tekniğiyle örgümün tek kanatlarından alıyorum. Bakın şöyle birleştirdim geldim şuradan şuradan tek kanadını aldım ve kaydırma tekniğiyle geçtim tekrar geldim bir önden bir arkadan örgümün tek kanadını alıyorum arkadaşlar kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Tekrar gösteriyorum ve bu işlemi ters yüzünden yapıyoruz. Bir önden bir arkadan aldım. Bakın önden aldım, arkadan aldım iki tane ve kaydırma tekniğiyle. Bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Ekleme yerini bitirdim arkadaşlar. Şimdi kenar çalışmamı göstereyim sizlere. Şöyle ipimi tutuyorum şu ipte arkada şuradan ekliyorum şu ipimi de arkada yürüteceğim eklediğim yerden 1 2 3 4 5 düğmemiz için ilik yapıyoruz arkadaşlar 5 tane zincir çektim ekledim 1 2 2 tane çektim Şimdi buraya 6 tane ikili trabzan doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzanımı doldum. Bakın şurada da düğmem için ilimi yapmış oldum. Geldim. Şu ipi ar arada yürütüyorum arkadaşlar. Şimdi çekeyim. Bakın şöyle bir atladım. ikinciden ekledim. Tekrar tığımın üstüne aldım. Bir atladım. ikinciden tekrar 6 tane ikili trabzan doluyorum. 2 3 5 6 6 tane ikili trabzanımı doldum. Şimdi arkadaşlar bakın. Tekrar şuraya bir tane atlayıp birleştirdim. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Bir tane atladım. Şuradan bakın atladım bir tane düğmem için ilik daha yaptım bir zincir çektim aynı yere tekrar 6 tane ekle trabzan doluyoruz 2 3 4 5 6 6 tane doldum bir atladım bakın bir boş atladım buraya sık iğne ile birleştirdim tekrar tığım üzerine aldım hemen şu uç kısmına tekrar bir tane daha dolduruyorum 1 2 3 Bakın arkadaşlar bir tane düğmemi yaptım. Geldim bir düğmemi daha yaptım. iki tane doldurdum. Tekrar 4 5 6 6 tane doldurdum. Hemen buraya birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 Son bir tane düğmem için ilik daha yaptım arkadaşlar bakın üç tane atladım 3. de birleştirdim bir zincir çektim aynı yere tekrar doluyorum 6 6 tane doldum hemen 3 tane atladım sık iğne ile ekledim tekrar aldım 3 tane atladım bakın 1 2 3 4 5 6 Aynı yere 6 tane ikili trabzan doldum arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 tane atladım. Araya bir sık iğne. Tekrar bakın 3 tane atlayıp şura bu şekilde arkadaşlar bütün etrafını dönüyoruz. Kol yerlerini, yakalarını falan dönüp geliyorum. Videomun iyice anlaşılır olması için arkadaşlar kol yerini de göstereyim dedim sizlere. Kol yerinde de şu boşlukları doluyoruz. 6 tane. 2, 4, 6. Arada bir tane atlayıp bir kare boş bıraktım. Tekrar bak şuradan 6 tane doluyorum. Kol yerinde de şu boşluklardan ayarlayıp ona göre şuradan başladım arkadaşlar. Bakın şuradan boşluktan başladım. Bir atladım. Şöyle devam ettim. Üç. Geldik bakın bir, bir tane atladım aradaki boşluğa bir tane sık iğne yaptım tekrar bir tane atladım Üzerine aldım. 6 tane doluyorum. Kolyenin de bu şekilde doluyoruz arkadaşlar. Kol ağzını. Bakın, geldim. Şuradan sık iğne yaptım tekrar üzerine aldım bir atladım ortadan 2 3 4 6 tane önündeki boşluğu 6 tane ekle trabzan yaptım şöyle denk gelen hangisi denk geliyorsa arkadaşlar bakın tekrar boşluğuma denk geldi sık iğne yaptım tekrar aldım dolduruyorum kol yerimde bu şekilde doldurdum arkadaşlar Evet arkadaşlar elbise robamızı bitirdim kenar çalışmalarımızı da yaptım arkadaşlar yelpaze çalışması yaptım kenarlarına da şöyle arkasına da üç tane düğme yaptım şu düğmeyi biraz yukarıdan dikmemi yapmamın sebebi arkadaşlar Şurası dikişe geleceği için oradan daha rahat olsun diye. Şöyle ölçülerini vereyim sizlere. 4-5 yaşa göre yaptım ben arkadaşlar. Ölçüsü 31'e 25 arkadaşlar. 31'e 25. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.